Merhaba arkadaşlar, hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yazlık bluzumuzu anlatmaya çalışacağım. Umarım beğenirsiniz. Şimdi başlangıç olarak tabii ki ipiniz istediğiniz ipten yapabilirsiniz. Ben bunu Alize Cotton Gold'dan hem model olsun hem de isteyen böyle istedi diye bu şekilde örmüştüm arkadaşlar. Siz Alize Divayla örebilirsiniz. Himalaya Mercan güzel oluyor. Yani merserize olan yazlık bluzlar için istediğiniz iple örebilirsiniz. Önemli olan ölçüler. Ben size ölçü vereceğim şimdi. İpiniz hiç önemli değil arkadaşlar. İpinize göre tabii tığınız. Ben normalde Alize Divaya da hep 3 no tığ kullanıyorum. Siz ona göre kendiniz ayarlarsınız hangi iple örecekseniz. Fakat ben şimdi ölçüyü nasıl vereceğim size? Arkadaşlar kime örüyorsanız bu bluzumuzdan mesela şu göğüs çevreniz kime ördüyseniz onun göğüs çevresini ölçüyoruz. Sadece buradan değil. Kendinizden göğüs çevrenizden şöyle ölçüyorsunuz değil mi? Mesela bu ne kadarmış? 40-40-80. Yani şu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Tam şu göğüs hizasına gelecek yerinizi ölçüyorsunuz kendi bedeninizde. Bunu ölçtükten sonra bu ölçünüzü 80'e atıyorum. Bu 80. 80'i 4'e bölün arkadaşlar. 4'e bölerseniz kaç oluyor? Bakın şurada hemen çıkıyor. Ben bunun üstünden gidiyorum. Siz kendinize göre. Yani bedeninizi ölçtükten sonra 4'e bölün. Bu 20. Şimdi neymiş 20? Yani motiflerimiz. Ben size bir tane hazırladım öreceğimiz motifi. Şöyle üçgen şeklinde tuttuğumuzda motifimizin şurası yani şurası 20 olması lazım. Bu bedene göre yani sizin ölçünüze göre atıyorum bu tabii ki 22 de olabilir. Motifi ona göre büyüteceksiniz arkadaşlar. Ölçünüzün çeyreğinin şurası motifi büyütme yeri. Buradan böyle büyüteceksiniz. Şimdi onu da göstereceğim. Motifi nasıl yapacağız? Ölçüyü anladık değil mi arkadaşlar? Şimdi başlangıç olarak şöyle bir krem. Ben 3 tanesini yaptım. Zaten motif olarak 4 motiften başlayacağız. Yani şu 2 önlere, şu 2 de arkaya arkadaşlar. Şimdi ipimizi alalım. Ortadan başlayalım. Önce motiften göstereceğim size. Motifleri de birleştirmeyi de göstereceğim. 4 tane motifim lazım bize. Şimdi onu yapalım ilk baştan. Aslında ölçü almak gayet basit. Göğüs çevrenizi ölçüyorsunuz. Göğüs çevrenizi ölçünüzün çeyreği yani 1/4 birini motifimizin zaten şu üçgen yerine ölçtüğünüzde ölçümüz çıkmış oluyor arkadaşlar. Başlangıç olarak 6 tane zincir çekiyoruz motifimiz için. Şöyle yapalım. Biraz daha yakın göstereyim. Bunu bağlayalım arkadaşlar. Şu şekilde kilitledik. Şimdi altına şöyle mavi gelirse daha mı iyi olur? Ben hasırımı getireyim daha güzel olur. Bir saniye arkadaşlar. Evet. 6 zincirimizi şöyle bir yuvarlak çember yaptık. 1, 2, 3 zincir çekip İlmeğimizi alıyoruz. Boşluğa 2'li trabzan yaptık. Zincirle birlikte 2 tane oldu. Sonra 2 zincir çekiyoruz. İlmek alıyoruz. Boşluğa 2 kere de çıkartarak trabzan yaptık. Zincir çekmiyoruz şimdi. 2 tane yapmak şunun gibi yapacağız.
İki tane trabzan yaptık. Şimdi iki zincir çekeceğiz. İlmek aldık. Boşluğa batıyoruz. İki kere de çıkartarak trabzan yaptık. Bunu herkes bilir. Bilmeyenler için biraz daha detaylı anlatıyorum arkadaşlar. Aralarda iki zincir, ilmek alıyoruz. Boşluğa iki kere de trabzan yaptık. Bir tane daha yapıyoruz yanına. İki. Sonra iki zincir, ilmek al, boşluğa batıyoruz iki tane. Bu şekilde 8 tane 1, 2, 3, 4, 5, 8 tane dolgu yapacağız. Aynı yere boşluğa yapıyoruz yine arkadaşlar. Motifimizin tam ortasını yapmış oluyoruz. Yedi. İki zincir çekip sonuncu yapıyoruz. Biraz şöyle yaparsanız yeriniz daha genişlemiş olur. Evet, 8 tane yaptım. 2 zincir çekiyoruz. Tam başlangıç yerimize, zincirin içine ilmek almadan şu şekilde kaydırarak bağladık. Bunu bir zincir çekip bu ipimizi artık bırakıyoruz. Ben modeli arkadaşlar biraz da kısa olsun, hani videomuz da çok uzamasın diye biraz küçük modelini yapıyorum. Yani küçük derken motifler falan aynı. Sadece çevresini demek istedim. Yani buna göre bu sıraya göre mesela bu 1, 2, 3, 4, 5 sıra olmuş bu motifimiz. Bu kaç sıra olmuş? 3, 4, 5, 6, 7 sıra olmuş. Yani o dediğim gibi ölçüye göre sıralar değişecek tabii ki. Şimdi diğer rengimize geçiyoruz. İstediğiniz renklerle de oynayabilirsiniz bu arada. O sizin artık zevkinize kalmış arkadaşlar. Hiç önemli değil. Güzel güzel renklerle yaparsınız yani. Şimdi şöyle başlayalım ya da diğer başlangıç yerimi bilirsiniz. Motiflere nasıl başlıyoruz? İsterseniz bu şekilde de başlayabiliriz. Yani şöyle ilmeğimi aldım. Şöyle tuttum. Boşluğa, tam şu boşluğa çıkarttım. Bir zincir çektim. Bu ipimizi şu ipin etrafında dolandırdım. Şu şekilde. Sonra 3 zincir çektim. Bu ipi yine altta şu şekilde gizleyerek öreceğim üstüne. Şimdi buraya arkadaşlar 3 zincir çekiyoruz. İlmeği aldık. Trabzan yapıyoruz ikili. 3 tane olacak. Yani zincirle birlikte 3 tane olacak bu. Bunu yaptık. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Aynı yere tekrar. Yani bu şu köşemiz olacak. Üç tane doğruya yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa üç tane trabzan. Bir, iki, üç. Sonra bir zincir çekiyoruz. Diğer boşluğa yine üçlü trabzan ama orası köşe olacak tabii ki. İki kere de çıkartıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar 3 tane daha trabzan yapıyoruz. Yani bu yuvarlağı köşelerle kare yapıyoruz arkadaşlar. Bir zincir çekiyoruz. Tekrar 3 tane daha diğer boşluğa dolgumuzu yapıyoruz. Yani bir çift bir tek, bir çift bir tek, buraya da aynı şekilde 3 zincir çekip bir köşe daha yapıyoruz, çift batıyoruz yani. 3 tane şu şekilde. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip
Şu boşluğa üçgen yapmak için 3 tane trabzan yapıyoruz önce. Sonra 3 zincir. Aynı yere tekrar 3 tane daha dolduruyoruz. Biraz burayı hızlı gidiyorum arkadaşlar. Şurayı gördüğünüz anlaşılır diye o şekilde yapıyorum. Şimdi bir zincir çekip şu son boşluğumuzu da 3 tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip ilk başlangıç yerimize ilmek almadan bunu böyle içinden geçirerek sabitleyelim. Sonra bir zincir çekip bu ipimizi de kopartıyoruz. Tabii bunu ister arkadan ister içeriden geçirerek kaybedelim sonra ipimizi arkadaşlar. Şu şekilde. Kare yaptık. Şimdi normal motifimize döndü. Hani hanım dilendi, bey beğendi motifimiz yok mu? İşte ondan. Şimdi normal istediğiniz renklerde her sırada ister kullanın. Her iki sırada bir kullanın renklerinizi. Onlar sizin zevkinize kalmış. Şimdi diğer renge geçiyorum. Yeşil ile yapacağım arkadaşlar. Yine başlangıç köşeden diğer köşeden başlayacağım şimdi. Şuradan bir zincir çektim. İpimi aldım. Bu ipin kenarından dolandırdım. 1, 2, 3 zincir çekip ilmek alıyorum. Aynı yere köşe yapıyoruz yine. Trabzan ile. Şimdi 3 tane yaptık. Trabzan zincirle birlikte. 1, 2, 3 zincir çekiyoruz. İlmek aldık. Aynı yere köşemizi yaptık. Sonra bir zincir çekip 3 tane boşluğa trabzan yapıyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa bir trabzan, 3 trabzan daha yapıyoruz. Bir zincir çekip ilmek alıp diğer köşemizi yapıyoruz. Köşelere köşe yapıyoruz arkadaşlar. 3 tanemizi doldurduk. 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere 3 tane daha yapıp köşemiz tamamlanmış oluyor. Sonra bir zincir boşluklarımıza tekrar şurada yaptığımız gibi diğer boşluğumuza bir zincir çekip köşeye geldik. Sadece köşelerdeki zincirler 3 zincir. 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. Aynı yere 1, 3. Bu şekilde buraya kadar gelelim. Motifimiz 3. sırası da tamamlanmış olsun arkadaşlar. Evet, 3. sıramız da bitti. Şöyle göstereyim. Şimdi diğer ipimize geliyoruz. 4. sırayı da gri renkte yapıyorum. Yine köşeden başlıyorum. Başlama işlemi aynı. Üç tane trabzan yapıyoruz. Köşeden başladığımız için arkadaşlar 3 zincir çekip aynı yere köşemizi oluşturuyoruz. Bir zincir çekip diğer boşluğa bir zincir çekip diğer boşluğa yine 3 tane trabzan. Bir zincir çekip 3 tane diğer boşluğa 3 tane trabzan. 2 defa da çekiyoruz arkadaşlar şu şekilde. İlmeğimizi aldık. Köşeye geldik. Köşeye de yine aynı 1, 2, 3. 3 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3. Yani bu
artırarak istediğiniz boyutta ölçünüze göre motifimizi tamamlıyoruz arkadaşlar. Sadece son ekleme işlemini göstereceğim şimdi sizlere. Büyüklüğü ne kadar olursa olsun oraya geldiğiniz zaman bir tane motifi ölçünüze göre yaptıktan sonra, yani ben 3 tane eklediğim için şimdi mesela şu bir tanesi bitmiş olarak bir taneyi bitireceksiniz tabii ki sabit. Sonra ikinciyi yaparken köşeden ekleyeceksiniz. Şimdi ben de gideyim kenarlarını eklemesini de göstereceğim. Şimdi son sırama geldim arkadaşlar. Dediğim gibi siz bir tane motifinizi ölçünüze göre bitiriyorsunuz. İkinciyi eklerken şöyle şu köşelerden ekliyorsunuz. Ama dördüncüyü eklerken de yine göstereceğim. İki ucu da birleştireceğiz şimdi. Yani dördüncüyü yaparken önce bir köşesini yapıyoruz. Diğerleri basit. Bir tane bitiriyorsun. İkinciyi onun sadece giderken köşesine sabitliyorsun. Üçüncüyü de diğer köşesine 3 tane sıralandı. Şimdi dördüncüyü eklerken motiflerin hepsini birleştireceğiz. Yani şunun gibi şöyle yuvarlatacağız. Şimdi diğer köşeye geliyorum. İlk, yani ben son sıram böyle olduğu için siz de son sıranızda öyle yapacaksınız arkadaşlar. Bu benim ölçüm. Şimdi köşeye geliyoruz. Şurada iki zincir çektim köşede. Şimdi şunu düz yeri, burası düz yeri motif. Şuraya birleştiriyorum. İlmeğimi buradan taktım. Şuradan çıkarttım. Çektim. Bir zincir çekerek devam ediyorsunuz. Normal motif birleştirir gibi birleştirdim. İlk motifleri siz de böyle birleştireceksiniz. Bu dördüncü. Ama şu köşeye gelince şu diğer tarafıyla birlikte onu da birleştireceğiz şimdi. Şimdi tekrar bir boş köşe, yani birleştirmeden bir köşe daha gidelim. Bu sırayı birleştirmiyoruz. Direkt gidiyoruz. Ben burayı biraz hızlı örüyorum. Zaten gösterdim nasıl örüleceğini arkadaşlar. Şimdi bu köşeye geldik. Bu köşede ekleme yok. Şöyle olduğu için arkadaşlar bak. Şöyle. Sadece bu köşeyi şöyle tersini çevirelim. O köşeyi şöyle birleştireceğiz. Yani bluzumuzun göğüs çevresi olmuş olacak. Şimdi arkadaşlar bir boş bir tane ekledik, boş geçtik. Öbür diğer üçüncü sırasında da şimdi iki zincir çekiyoruz. Burası tersi. Şöyle elinizde ya, burası düzü, şurası tersi. Diğer motifi alıp şöyle köşesini, ilk başlangıçtaki motifin köşesini alıp buraya birleştirdik. Yani böyle olacak. Sonra şurayı örüp şimdi tekrar göstereceğim size. 3 tane trabzan yaparak motifimizi tamamlayalım sona doğru. Bu motif illa bu motiften olması şart değil arkadaşlar. İstediğiniz en güzel motiflerden de yapabilirsiniz. Sevdiğiniz motiflerden yapabilirsiniz. Önemli olan şekli. Mesela birleştirme şekli, yapım şekli, modeller size ait.
Ölçüyü de verdim arkadaşlar. Umarım ölçülerinizde sıkıntılar yaşamazsınız. Çünkü çok güzel, çok net bir ölçü. Şimdi bunu da yaptık. Evet. Bu ipimizi bir gezdireyim şöyle içeriden. Şimdi göstereceğim size ne oldu. Şöyle. Bak. Şöyle bir göğüs çevremizin yeri tamamlanmış oldu yani. Şöyle yuvarlak olmuş oldu. Şimdi önemli olan bundan sonrası tabii ki. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz? İster buradan, ister buradan, ister buradan, nereden isterseniz başlayın. İstediğiniz renkle de başlayabilirsiniz, iple de başlayabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Ben herhangi bir şu ipi aldım. Tabii şu buralar göğsümüzün üst tarafları. Yaka, şurası yaka, şurası alt taraf. Ben şuradan başlamak istiyorum veya şuradan. Bakın şimdi. Köşe olsun ki ekleme yerimiz gözükmesin. Şimdi bir zincir çekerek başladım burayı da. Şimdi burada ne yaptık? Tam üst yerden başladım, değil mi arkadaşlar? Bir, iki, üç tane zincir çektik. Aynı yere trabzan yapıyoruz. Üç tane trabzan yaptık. Şimdi siz bunu iki sıra yapacaksanız arkadaşlar, birleştirme yeri görünmesin diye köşemizi oluşturarak yapabilirsiniz. Hani motifleri birleştirirken yapıyoruz ya, köşeler hiç gözükmüyor, hep köşede kalıyor. Onun gibi düşünün. Ben şimdi bir sıra bu renkten yapacağım için 3 tane zincir çekip bu köşemi oluşturuyorum. Yani şuradan başladım. Köşemi oluşturdum. Şimdi bu aşağıya doğru geleceğiz. Püf noktalar burası. Buradan artıyoruz. Buradan eksilteceğiz. Şu ortalardan da eksiltmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi bir zincir çektim. Normal 3 tane boşluklara trabzanlarımı yaparak aşağı doğru gidiyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zincir çekiyoruz. Aralar hep bir zincir. Köşeler sadece 3 zincir. Şimdi son boşluğa kadar geldik. Değil mi arkadaşlar? Şuraya. Şimdi burada ne yapacağız diyeceksiniz. Burası kalacak tabii ki. Buraya yok. Şimdi burada hiç zincir falan çekmiyoruz. Son boşluğumuza geldik. Zincir falan çekmeden ilmeğimizi aldık. Direkt burası değil. Şuraya karşı boşluğa, yani köşenin olmadığı yere, şu boşluğa direkt trabzanımızı 3 tane yapıyoruz aynı boşluğa. Bakın. Şimdi buradan artırdıysak buradan da eksiltmiş olduk. Yani düz biçimde üçgen üçgen gidecek modelimiz. Şimdi tekrar köşeye kadar gelelim arkadaşlar. Aralarda tek zincir. Tekrar diğer köşeye geldim arkadaşlar. 3 zincir çekip normal köşemizi oluşturuyoruz. 3 tane yaptık. Köşemizi oluşturduk. Aşağı doğru gidiyoruz. Normal bu sivri yerlerde tabii ki köşelerimiz var. Ama aşağı yerlerde kesimlerimiz oluyor. Burayı bildiğiniz için yine böyle boşluklar bitene kadar aşağı iniyorum.
Şimdilik şöyle değil mi arkadaşlar? Modelimiz. Şimdi şuraya geldik. Şöyle yapalım yine. Nasıl yapsak hepsi aynı oluyor çünkü. Burayı da diğer bağlantı yerimizde olduğu gibi şurada yaptığımız gibi aynı işlemi burada da yapacağız. Yani bu şekilde gidecek. Buralar hep eksilterek, bu eksiltme oluyor zaten arkadaşlar. Şurada bir zincir çekmiyoruz. İlmeğimizi aldık. Şurası değil. Şuradaki boşluğa trabzanımızı normal örerek 3 tane yapıp bir zincir çekip devam ediyoruz. Bakın. Şöyle olmuş oldu. Devam ediyoruz. Yine burada da aynı şekilde yapacağız. Burada da aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Şu başlangıç yerimize kadar bu şekilde gösterdiğim gibi gelelim. Başladığım yere tekrar geldim arkadaşlar. Burayı da yine ipimizi ilmeksiz sabitledim ve bunu kırıyorum. İlk sıramızı yaptık yukarıya doğru. Aslında artık yukarıya doğru, yani şurayı göstereyim. Yine göstereceğim size birkaç sıra daha. Artık yukarıya doğru bakın hep aynı şekilde gideceğiz. Hangi renkten giderseniz gidin. Yani şu göğüs çevresine 1, 2, 3 sıra yaparsanız yukarı tarafa yeterli. Ama aşağı tarafa bakın. Hep birleştirdiğiniz yere bakın. Burası birleştirdiğimiz, şura artırarak gittiğimiz, yani köşe yaparak gittiğimiz yer. Bura diğer yer. Bakın şöyle de göstereyim. Bu aşağı tarafa da, yani bu üst tarafını sayın arkadaşlar, bu ördüğümüzü. Burası üst tarafı olarak sayalım. Bundan şimdi aynı şekilde 3 sıra, 2 sıra daha öreceğim. Yukarı çıkacağız. Bunun bir de şu tarafı, yani alt sırasına. Bunu nasıl yaptıysak bu alt sırasına da aynı şekilde yapıyoruz. Bunu istediğiniz kadar aşağıya doğru uzatabilirsiniz, örebilirsiniz. Onu da göstereceğim şimdi zaten örerken. Şimdi arkadaşlar üst tarafımızı bir bitirelim. Ben üst tarafa bir renk daha koyacağım şimdi. Hemen gösterelim. Gri ile başlayalım. Şu grimizle. Dedim ya, istediğiniz yerden, istediğiniz köşeden başlayabilirsiniz. Buradan başlamak isterseniz onu da gösteririm buradan da. Şimdi şuradan başlayalım bir tane de. Ya da burası karıştırmayalım arkadaşlar. Bu önemli. Burayı, köşeleri nasılsa biliyorsunuz. Bir diğer başka bir köşeden başlayalım. 3 tane yine trabzan yaptık köşeden. 3 zincir çekip aynı yere, yine söyleyeyim arkadaşlar, bu mesela iki renk, şey pardon, bu rengi 2 sıra gidecekseniz şu köşe yapmadan direkt mesela direkt aşağı inelim, hani motif birleştiriyoruz ya, geldiğimizde köşemizi yapalım tekrar, ipi kenar tarafına gitsin diye. Ben şimdi burada köşemizi oluşturdum. Bir zincir çektim. Aralarda yine bir zincir çekerek aşağı doğru iniyorum. Şu şekilde düşünün yine arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Son yerimize geldik. Son boşluğumuz burası. Şu köşeleri, şu boşluğu hiç saymayacağız arkadaşlar. Burası son boşluğumuz. 3 tane yaptık. Yani motifimizde şöyle de düşünebilirsiniz. Bakın 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani bu sıramız hiç kaybolmamış olacak. Şimdi tam bu birleştirme yeri değil mi şurası? Şimdi aynı yerde şuraya yapacağız. İlmeğimizi alıyoruz. Bu boşluğu bırakıp tabii ki şuraya
3 tane normal trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip ilerleyeceğiz. Bakın bu şekilde. Yani böyle böyle bu sıraları yapa yapa bluzumuz büyüyecek aşağı doğru veya yukarı doğru. Ben size aşağı doğru ne kadar kaç sıra yaptığımı da söyleyeceğim motiften sonra. Üst tarafa dediğim gibi 3 sıra yeterli. Sonra askılar geliyor. Nasıl bu pembemizi örerken aynı şurayı yaptık. Devam ediyoruz. Bu yerler yine aynı arkadaşlar. Birleştirme yerimiz hep aynı. Artırma yerlerimiz, köşelerimiz hep aynı. Bu sıraya da geleceğim. Buraya kadar aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde devam ediyorum yine arkadaşlar. Aynı burada yaptığımız gibi yaptım yine. Bir kere daha göstermek istedim sizlere. Yine köşeye geldik. Köşeler hep aynı demiştik. 3 tane yaptık. 3 zincir çekip aynı yere batıyoruz. Ve aşağı doğru devam ediyoruz. Bak. Aslında modelimiz çok güzel, çok basit hem de çok güzel bir model. Örmesi de kolay arkadaşlar. Bir zincir çekip son boşluğuma geldim şimdi. Orayı da yapalım. Burayı anladık değil mi arkadaşlar? Zincir çekmeden bakın şuraya geldim. Şuradan sayıyorsunuz hep aynı dediğim gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tabii sizin ölçünüz farklı olabilir. Ben bu kendi ölçüme göre. Şuradaki sabit sayınız hep aynı olsun. Hemen direkt zincir çekmeden ilmeğimi aldım. Şu karşıya, buraya değil, şu karşı boşluğa. Şu şekilde ördüm ve yine devam ediyorum. Yani aynı şeyi tekrar tekrar göstermek istemiyorum. Zaten modelimiz bu şekilde. Şimdi ben bu şöyle tuttuğumuzda göğüs çevresinin burası yakıt yapacağım. Şuraya bir sıra daha gittikten sonra askılarını göstereceğim. Bu alt tarafında arkadaşlar bir sırasını gösteririm gideriz. Sonra istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Videoda her sırasını göstermenin anlamı yok. Bakın şurada göstereyim, anlatayım. Bakın motifler bu. Biz şimdi şurayı iki sırayı yaptık. Bakın şimdi şurada böyle aşağı doğru istediğiniz kadar gidebilirsiniz. Modelimiz bu şekilde bitiyor zaten. İster kenarlarına püskül de yapabilirsiniz. Şimdi bunu ben şu bitirip bir sırada yeşil yapmak istiyorum üstüne. Ondan sonra alt tarafı göstereyim. Sonra da kulplarını göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar üst tarafın son yeşiline gidiyorum. Şuradan başladım bu sefer. İsterseniz yine buradan da başlayabilirsiniz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Buradan başlamayı da göstermek istedim aslında. Şimdi bir zincir çektim, köşeye geldim. Bu son yani üst tarafın son sırasında kulplar için yer ayarlayacağız. Yani bu köşelere 3 tane trabzan yapacağız şunun gibi. Şöyle göstereyim. Burada da göstereceğim şimdi. Yani 2 tane şundan yapıyorduk ya arkadaşlar köşe. Bundan bir tane daha yapacağız. 3 tane olacak. Kulplarımız için zeminimiz olmuş olacak. Şimdi 3 tanesini yaptık. Trabzan. Bir iki zincir çekiyorum burada. Tekrar ilmek alıp tekrar bir tane daha yapıyorum. 3 tane. Sonra iki zincir çekip aynı yere tekrar bir tane daha yapıyoruz. Yani arkadaşlar bu üst tarafı olduğu belli olup kulplarımıza zemin hazırladık. Bir zincir çekip şuraya devam ederken göstereceğim şimdi ne yaptığımızı.
Bakın 3 tane oldu şöyle. Yani buraya kulplarımızı takacağız çünkü. Son sırada yapacağız. Üst tarafın son sırasında. 1, 2, 3 son sırası. Sonra aşağı tarafı şu şekilde arkadaşlar istediğiniz kadar uzatacaksınız. Ben bu bütün köşelerde, şu yukarıdaki tepe köşelerinde bu işlemi yaparak sona kadar şuraya kadar gelelim. İşte arkadaşlar diğer köşeyi de aynı şekilde yaptım. Şöyle göstereyim. Bu arası aynı zaten. Şimdi yine şu şekilde buraya kadar geleceğiz. Buranın birleştirme yerine geldim. Buranın birleştirme yeri de hiç zincir çekmeden şu şekilde hemen direkt başlangıç yerimize sabitledik. Bir zincir çekip ipimizi kopartıyoruz. İşte bunu ben bir arkadan kaybedeceğim. Evet, şimdi alt tarafa geçmeden önce arkadaşlar aslında üst tarafı bitirelim isterseniz. Kulbunun bir tanesini göstereyim, diğerini kendiniz de yapabilirsiniz ona bakaraktan. Ben yine bu renkten düşünüyorum. Bu biraz koyu ama haki yeşil çünkü modeli öyle gidiyor. Gerçi siz istediğiniz gibi yaparsınız. Şimdi başlangıç olarak dediğim gibi şurada 3 tane, bakın 3 tane dolgumuz var. 1, 2, 3. Aynı şekilde arkalar da aynı. İstediğiniz yerden, istediğiniz hangisi ise ondan başlayabilirsiniz. İster böyle kalın, ister ince. Bakın arkadaşlar, bir kulp yapabilirsiniz. Şimdi ben ne yapıyorum? 3 tane, değil mi arkadaşlar? Şu hemen boşluğa, yani bir tanesinin arasında iki tane zaten boşluğumuz var. Bir tanesinin boşluğuna iki zincir çekip 3 tane trabzan yaptım. Şu şöyle. Bir zincir çekiyorum araya. Diğer boşluğa geldik. Şuraya. Şimdi buraya da 3 tane trabzan. Sonra arkadaşlar 4 zincir çekiyoruz. Geri dönüyoruz. Şimdi ne yapıyoruz? İlmeğimizi aldık. Şu boşluğa 3 tane trabzan yapıyoruz. Sonra bir zincir çekip ilmeğimizi aldık. Tam köşeye bir tane trabzan yaptık. 1, 2, 3, 4 zincir, 3 pardon, 3 zincir çekip geri döndük. Çünkü burada şundan delik yapmayacağız. Şurayı dolduracağımız için 3 zincir çektik. 3 tane başlangıçtaki ile birlikte 3 tane trabzan yaptık. Bir zincir çekiyoruz. Şuraya 3 tane trabzan. Yani git gel arkadaşlar bu 2 tane şu 2 tane yaptığımızı gidip gelip kulpumuzu büyüteceğiz. Bu tarafta 1, 2, 3, 4 zincir çekip geri dönüyoruz. Boşluğa 3 tane yapıyoruz. Bir zincir çekip 1, 2, 3 zincir çekip geri dönüyoruz. Artık burayı bileceksiniz arkadaşlar. Daha iyi anlarsınız yaptıkça. Şu şekilde büyütelim. Dönüşler 4. Bu boşluğu dolduracağımız dönüşler ise 3. Yani bir trabzan boyu kadar. Şimdi kulpunda nasıl ayarlayalım arkadaşlar? Öreceğiniz kişiye şunu, yani şu kısmı giydirebilirsiniz mesela göğüs çevresini. Hani sizinki tabii ki
ölçüleriniz farklı olacak. Daha büyük olur, işte küçük olur, onu bilemeyiz. Siz kim ördüyseniz onu şurayı giydirip şu kulpunu ölçebilirsiniz mesela. Arkaya doğru ne kadar olacak? Şöyle şu şekilde ne kadar olacağını ölçebilirsiniz. Ben bunun çocuk için olduğu için onun da sayısını veririm. Önemli değil. Kaç santim yaptığımı da gösteririm. Mesela bu ancak 3-4 yaş için bir çocuğa göre oldu. Şurası 29. Şurası. Şu göğüs çevresi. Hatta 28. Çünkü ben 1, 2, 3, 4, 5 sıradan motif 5 sıra. Yani bedeninizi, büyüklüğün arkadaşlar şu motifler belirleyecek. Bu motifleri ne kadar sırasını büyük yaparsanız bedeninize göre o belirleyecek ölçünüzü. Yani buradan yukarıdan aşağıdan ölçüyü büyütmek falan yok. Motiflerde yapacaksınız ilk başta. Şimdi şunu bitireyim, ekleme yerini göstereceğim. Benim kulp bu kadar yeterli arkadaşlar. Şimdi arka tarafa nasıl eklenileceğini göstereceğim. Mesela kaç sıra örmüşüm? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 sıra örmüşüm. Yani bir de eklerken olacak 15. Ama 3-4 yaş için. Mesela bakın arkadaşlar, bu 38 beden bir bluz. Bakın bu 38 beden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra motifimizi yapmışız. Kulplarımızda 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25. Bu 15, o 25 olmuş. Eklemeyle birlikte 25 santim. Şimdi bunu şöyle çevirelim arka tarafa arkadaşlar. Şöyle. Şimdi şuraya birleştireceğiz ya. Burada ne yapıyoruz? İki zincir çektik. Şu iki tane örmüştük ya. Yani şurada boşluklar vardı. Diğer başlangıç yerimiz. Şu. Evet, ilk deliğine bunu sabitleyelim. Sonra şuraya üç tane baştakini yapmış olduk. İki tane trabzan yapalım. Bakın bir zincir çekelim. Diğer orta var, şu ortadaki, bakın eklerken öyle yapacağız. Şu ortadaki trabzanın tam ortasına bunu ekledim. Bir zincir çektim. Sonra mil üstü alıp, yani ilmek alıp son yerime geldim. 3 tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Son şuradaki tepesine ekledim ve zincir çekip şöyle göstereceğim şimdi. Bir zincire, bir ortaya, bir de köşeye. Yani bunu buraya sabitledik. Örerek. Bir sıra daha fazla olmuş oldu arkadaşlar. Biraz havada biraz karanlık, ipim de buraya denk geldi ama kusura bakmayın arkadaşlar, ama anlaşılır herhalde bu şekilde de. Evet. Kulpumuzu yapmış olduk. Diğerini de aynı şekilde başlayıp aynı şekilde yapacağız. Şimdi gelelim alt kısma. Nasıl burada arkadaşlar şurayı yaptığımız gibi altı da aynı şekilde öreceğiz. Hiç değişen bir şey yok. Şimdi ben alt tarafını yine kremle örmek istiyorum. Pardon, yavru ağzıyla, pudra rengiyle örmek istiyorum. Eskiden böyle daha parlaklara yavru ağız derdik. Köşeden başlıyorum yine. Bunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz şu şekilde örüp. İlk sırasını göstereyim. Sonrasında siz kendiniz nasıl isterseniz aşağı doğru büyütebilirsiniz arkadaşlar. Köşeyi başladık. Aynı yukarıdaki yaptığımız gibi.
Dediğim gibi önemli olan motiflerdi. Motiflerden sonraki işlemler aşağısı da yukarısı da aynı. Bakın yine orta yere geldik. Ne yapıyorduk orta yerde? İlk başlangıç yerinde ilmeğimizi aldık. Buralar değil tabii ki. Şu karşılıktı. Boşluğa 3 tane direkt trabzanımızı örüyoruz. Bakın. Sonra bir zincir çekip devam ediyoruz. İşlemimiz bu kadar arkadaşlar. Şimdi ben birkaç sıra daha örüp göstereceğim size yine. Yine köşeler aynı. Buraya geldiğimizde buradan şuraya son yaptığımızda şurayı. Şimdi şuraya geleyim yine göstereyim ben size bir tane daha. Yine aynı yere geldik. Aynı şekilde zincir çekmiyoruz bu arada arkadaşlar. İlmeğimizi aldık. Buralar değil şuraya 3 tane trabzanımızı yapıyoruz. Bir zincir çekip devam ediyoruz yukarıya doğru. Köşeler aynı. Aralar yine aynı. Bu şekilde biraz büyütelim arkadaşlar rengarenk. O zaman tekrar göstereceğim size. Evet arkadaşlar birkaç sıra gideyim dedim ama şuraya geldim. Bakın şimdi bir şu pembeye gittim ve beyazı gidiyorum. İstediğim sıralarda, istediğiniz renklerde bakın şöyle aynı şekilde aşağıya doğru çizgili çizgili şurada da göstereyim. Bakın istediğiniz renklerde, çizgilerde dümdüz aşağıya doğru geleceksiniz. Bu kadar. Bitişini de zaten Instagram sayfa mandanın örgülerinde de bakabilirsiniz. Sorularınız olursa da yorumlarda yazabilirsiniz. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olurum. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenim butonuna basarsanız çok sevinirim. Abone olursanız daha da çok sevinirim. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Hoşça kalın.